Herkese hayırlı işler. Şimdi bir karton kalın saracağız. Bakalım kaç dakika içinde sarıyoruz. Bir denemesini yapalım. Bizim namlular kendimiz ince yaptığımız için yani kalına uygun. Yani yaşlılar, görmekte sıkıntı yaşayanlar daha şey etsin diye. Şimdi start veriyorum arkadaşlar. Siz de tutun bakalım. Bakın. Yalnız bir kişi bana şey verecek. Tütün verecek. Ben uğraşamam tütünle. Burada sanki kamera karşısına geçince heyecan mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Şu an yaptım kalın sarımlar. Zaten kırmızılığından da belli. Genelde silimlerde kırmızı olmuyor. Vermem o tütünü versen. Bakalım bağa yetişir mi? Önemli olan makinenin şey yapmaması arkadaşlar. Hata atmaması. Yani sarımları yaparken biri dolu, biri boş. Ağzını yırtması, efendim söyleyeyim standart doldurmaması, bunlar çok büyük problemler. Ama biz makineyi kendimiz ürettiğimiz için böyle şeylere kesinlikle müsamaha tanımıyoruz arkadaşlar. Hani bilinçli olarak da biraz şey arttırmışız potansiyometreyi. Hani bütün de sıkıntı çekmeyelim diye. Böylelikle gideceksiniz. Bu kalın sarımlar. Bak eskiden silimleri biz yapıyorduk. Kalınları dışarıdan alıyorduk. Şimdi onu bıraktık arkadaşlar. Artık kalınları da kendimiz üretiyoruz. Ve kaşık bölümlerini falan uzun tutuyoruz. Eksenlerini falan değiştirdik. Özellikle yarım ay, sürücü. Bunlar hepsi bize ait. Şey de bize aittir arkadaşlar. Dört kol da bize ait. Mesela bizim sürücü vida tutucusunun dört kolun altına geçmesi imkansız. Büyük bir pin çakıyoruz. Böyle bu işte öyle günlük iş değil arkadaşlar. Bu yıllara yayılan bir iştir. Öyle ben bir gün alayım, bir ay çalışayım, iki ay çalışayım, bir sene çalışayım değil. Makine ömür boyunca çalışın. Ne zaman ne sorun varsa hemen tedavisini yaparız. Maleme par par bu ya, maleme bu ya çakeri. Böyle güzel olunca iyi de asılırsınız. Bakın arkadaşlar, kalın sarım ve dikkatli bakın. Bir tane dalda. Bir tane efendim söyleyeyim sarımda bir hata görüyorsanız söyleyin. Böyle biz ufak birkaç dal sararak efendim falan oldu fıstık oldu bak bunu takamadım herhalde nazara geldik. Şöyle yapalım. Namo şu takamadığınızı oradan al. Al onu yeğenim. Bırak buraya onu da tedavi yapacağız. Olmaz onu götürme. Getir buraya. Arkadaşlar tam bir yağlama falan da yapmadık. Onu da yapsaydık daha güzel olacaktı. Da. Biz yapmadan biraz acele ettik. İşlerimiz biraz yoğun. Sadece siz buna bakın. Tütünün verişine bakın. Gerisine karışmayın. Bakın. Son anda bütün sarımları bir bütün size göstereceğim. Şöyle gidelim. Bakalım ne kadar çekecek bizim sarımımız. Namluyu standartlarda namlu 7.80. Bizde 7.40. Yani onda 4'lük diyelim daha ince, daha rahat filtre takıyor. Bütün filtreler takıyor. İsterseniz Melbourne denilen silimle kalın arasında olan silindirlerin kalın arasında olan namluyu da takabilirim. Tabi o özel ölçüler istiyor. Yani müşterimizin tercihine göredir. Aha bu bizi oyaladı. Dediğim gibi biz çekimlerimizi böyle yaparız. Uzun trajedi mi diyorlar? Film mi diyorlar? Ne diyorlar bilmiyorum. Bu şekilde uzun uzun tutacağız arkadaşlar. Mehmetciğim dakika kaç? Dakika 4. Dakika 4. Ben bizim makaronumuzu yarıladık bugün ihtimal. Gidiyor şimdi şöyle. Her şekilde öndeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim makinenin şeyde bir sorunu yok. Yani yasal olarak bir sorunu yok. Tek tek kendi sarımlarınızı yaptığınız için bunda yasal olarak bir sıkıntı yaşamazsınız. Bundan haberiniz olsun. Aa, sanayi üretimleri falan siz orada ben kendi sarımı yapıyorum diyemezsiniz. Cezası büyüktür. Zaten sonra çıkan cezalar, hapis cezaları falan fıstık kesinlikle riski arttırıyor. Riski arttırdığı için size tavsiye etmiyorum. Sanayi makinesi falan almayın. Başınıza büyük bela alırsınız. Bundan haberimiz olsun. Bizimki kişisel sarım. Yani bizde isteyenler yurt dışından bile bizden istiyorlar da TC izin vermiyor. Niye izin vermiyor onu da bilmiyorum zaten. Her tarafımız bir şekilde kaplı da. Adamlar istiyor, bizimkiler izin vermiyor. Ne tuhaf. Ailesi bize yeteriz, boşver. Ama şu görüntüye girmiyor değil mi karton?
Nasıl? Yok. Sen tütün ver. Tütün ver, kot ver. Her akşam aynı düzün yok gözler, iki gözün dış kapalı balaklarım. Avucum içinde yüzüm oy. Sen gelmedin bir türlü dertlerim, türlü türlü. Arkadaşlar şey güzel olunca var ya, sarım güzel olunca gerçekten insan sarası geliyor. Ama filtreler görünüyor değil mi? Evet. Bak oradan takip et. Çünkü ben kartonu oraya bırakıyorum. Engel olabilir. Bakın arkadaşlar. Bir karton yapıyorum ve sıfır hata. Bak sıfır hata. İnanın makinanı da daha düzgün bir aya vermemişiz. Biraz acalıcı davranıyoruz. Siparişlerimiz var. Bugün pazartesi. Bugün ayın kaçı lan? Bugün ayın 13. Ayın 13'üymüş. Pazartesiymiş. Yok 12'si, 12'si. Bugün ayın 12'siymiş arkadaşlar. Yani düzgün de ayarlamadım. Arkadaşlar dünden sipariş vermişler. İşte bunun testini hem onlara atacağım hem de size atacağım. İnanın ki makine mitralos, mitralos. Ateş ediyor. Kendi üretimimiz olduğu için yani nerede ne hata var biliyoruz. Ben kendim de sarımcı olduğum için makinenin ne istediği, müşterinin makineden ne istediğini çok iyi biliyorum. Benim gibi tecrübeli ikinci bir şahıs yok arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söylüyorum. İş iş değil. Yani hayırlı olan bir iş değil ama bulaşmışız bir kere de. Hani iyi olmayan bir işi de makinesini iyi yapıyor ha. Bunu demek istedim. Allah bizi affetsin ne diyeyim. Dediğim gibi makine tamamen benim üretimimdir. Ve şu an bir karton kaçta kaldı lan? 7 dakika 12 saniye. 7 dakikada bir karton bitirebilirim rahatlıkla diyebilirim arkadaşlar. Hatta benden daha hızlı yapanlar da var. 6 dakikada yapanlar da var. Aynısı. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bize şey yazın. Size söyleyeyim. Bu da bizim bozuk makaron. Yorumları yazın. İşte efendim ben söyleyeyim. Beğeni atın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.